Tekrar merhaba sevgili izleyenler, söz bizim devam ediyor. İlk bölümde İdlib, çatışmalar, Suriye, savaş politikası üzerinden medyayı konuştuk. Ve tabii bunun içine biraz da sığınmacıların yaşadığı dramı, gazeteciler takip ederken neler yaşadıklarını da aktardık. Şimdi ise biraz daha sığınmacı kısmına gireceğiz. Çünkü bu mesele hem çok büyük bir insani dram ama onun ötesinde çok yanlış bilinen bir takım tarafları var. Biraz onları açıklığa kavuşturmak istiyoruz. Fatih Polat gitti. İlk bölümde aramızdaydı. Akademisyen, mülteciler konusuna çalışan Sibel Karadağ geldi. Hoş geldiniz. Nalin Öztekin, Artı TV muhabiri. O da günlerdir Edirne'deydi. Sınırda hem sığınmacıların haberlerini yaptı hem de pek çok güçlükle başa çıkmaya çalıştı. Dolayısıyla buradan devam edeceğiz. İsterseniz bu sığınmacı politikası mı diyelim artık, ne diyelim Sibel Hanım, ama yani tam da bu aslında şöyle enteresan bir şey oldu. İdlib, Perşembe gecesi İdlib'de bu saldırının olduğu ve asker kayıplarının olduğu saatlerde eş anlı bir şekilde Reuters'te bir Türk yetkili aslında daha erken bir saatte yayınlanmış bir haberdi. Sınır kapılarının açılacağını söyledi, haberi düştü ve aslında saldırıyı konuşurken o gece bir yandan ya bu ne demek falan dedi ve ertesi gün zaten resmi makamlardan açıklama geldi, işte sınırlar açıldı, hani buyurun sığınmacılar gitmek istedikleri Avrupa'ya gitsinler, biz artık daha fazla bu yükü kaldıramıyoruz dendi. Şimdi öncelikle tabii buradan başlayalım. Şimdi bunun doğrusu yanlışı var mı diye bir şey soramayacağız tabii ki, yani öyle bir durum yok. Çünkü mesele olan hani patates değil, insan hayatı. Fakat maalesef biraz öyle gibi davranılıyor. Siyaseten de öyle davranılıyor ve bazen de toplumsal olarak da öyle davranıyor. Siz bu konuda çalışan, kafa yoran bir insan olarak ne diyeceksiniz? Yani böyle bir sığınmacı politikasıyla ne yapılabilir? Bunun herhangi bir tutar yanı var mı? İşte Avrupa'da sınır kapılarını açsın o zaman demenin bir mantığı var mı? Bu şekilde bu iş böyle ne kadar, nereye kadar gider gibi 5 tane soru üst üste sordum. Evet, yani bu bütün program boyunca galiba yavaş yavaş bunları cevaplandırmaya çalışacağım. Yani önce şöyle çok basit ve son Perşembe gecesinden itibaren neler yaşadığımızı böyle bir film şeridi gibi çok kısa geçmek istiyorum. Lütfen. Sonrasında analizlere ve bunlardan ne anlıyoruz ve bunları daha geniş kapsamlı tarihsel ve daha geniş makro düzeyde nasıl okuyabilirize doğru gelelim. Hem Türkiye özelinde hem dünya özelinde. Yani en başta tabii ki şunu söylemeyi galiba biraz zaruri kılıyorum kendimce. Bu meseleye dair konuşmak da herhangi bir yorum yapmakta, bir analiz yapmakta benim için zor da bir mesele. Yani 2015 yılından itibaren ben Yunanistan'da, Midilli'de kamp hayatını da bizatihi yakından tanıklık etmiş biri olarak, o insanların yıllardır yaşadığı acılara, kayıplara çok yakından tanıklık etmiş, Ege Denizi'nde bot üzerinde arama kurtarma operasyonlarında onların deniz üzerinde nasıl bir ölüm yaşam mücadelesi verdiklerine birebir gözümle tanıklık etmiş biri olarak böyle uzaktan, uzak bir mesafeden soğuk analizler yapmak benim için tabii ki zor. Ama elimden geleni yapmaya çalışacağım. Sizin tecrübeniz önemli. Şimdi birincisi biz Perşembe akşamından itibaren gözümüzün önünde televizyon kanallarının kitle haberi yapan kanalların muhabirlerinin acaba karşıya geçebilecekler mi sorusuyla birlikte bota bindirilmiş insanları, karşıya doğru Midilli Adası'na doğru gönderilen insanları canlı canlı izledik. Biz göç idaresinin, belediyelerin Fatih Zeytinburnu'ndan bedava otobüslerle taşınarak canhıraş bir şekilde insanların, mültecilerin birbirini ezercesine otobüslere binmeye çalıştığını ve Edirne'ye sınır kapısına götürülüşlerini canlı canlı izledik. Biz Perşembe gününden itibaren 8 yıldır, 20 yıldır kaçakçılık yaptığını söyleyen insanların bunu hangi, ne tür yollarla yaptıklarını bizatihi kendileri kameralara, muhabirlere anlattıkları görüntüleri izledik. Yani şimdi bunların hepsini düşündüğümüzde bu tabii ki hepimiz için izlemesi de, yorumlaması da, inanması da en başta çok
enteresan meseleler. Yani bu mültecilerin sorularınıza teker teker yanıt vermeye çalışayım. Buradan ne anlıyoruz siyaseten? Hem Avrupa Birliği ülkeleri arasında hem de Türkiye arasında, bu yeni bir mesele de değil. 2015 evet. Büyük Göç Hareketi'nden itibaren daha da artan bir şekilde, bu 2000'li yıllardan beri devam ediyordu. Ama 2015'le birlikte en büyük kitleye ulaştı. Ondan sonra anlaşmayla birlikte, 2016 yılındaki anlaşmayla birlikte devam eden bir sürecin bir parçası, bir kavşağı, bir kırılma anı. Ve özetle tabii ki bunu yorumlayacak olursak, devletlerin arasında birbirleriyle siyaseten pazarlık meselesi, şantaj meselesi haline gelmiş bir topluluktan bahsediyoruz. Kimsesiz, savunmasız, yersiz, yurtsuz, vatansız bırakılmış bir kitlenin pimpon topu gibi bu dünyaya sığdırılamayıp oradan oraya atılarak bu ülkenin gönderip öteki ülkenin tekrar geri püskürtmesiyle bir pazarlık meselesi, şantaj meselesi haline getirilmiş insanların hayatlarından, yaşamlarından bahsediyoruz. Yani bunu böyle okuduğumuzda tabii ki, yani söylemesi de ağır, bunu gözlemlemesi de çok ağır. Ama burada, yani bunlara geliriz galiba, ama teker teker bazı hem ana kitle televizyonlarının, medyanın yaydığı algı operasyonları düzeyinde, keza yer yer muhalif medyanın da içine düştüğü bazı yanlış algılar, yanılsamalar, sayıltılar olduğunu düşünüyorum. Buna teker teker de değinmek istiyorum aslında. Birincisi, Türkiye hükümeti tarafından hepimizin bildiği, ilk günden itibaren, ikinci gündü zannediyorum, arka arkaya artan bir biçimde sayılar verildi bize. Evet. Çok büyük rakamlar, 100 bine şu an dayanan rakamlar verildi. Bunlar saat başı arttırıldı. Şimdi birincisi, zaten sizin sınır geçişleri öyle bir şeydir ki, göçün kendisi zaten öyle bir şey. Bunu böyle bu kadar kesin rakamlarla ölçebileceğiniz, sayabileceğiniz, burada böyle bir turnike yok ki siz teker teker insanları... Bunlar galiba kadar... otobüslere bindirilen insanları... sayıyorlar o onun, gibi bir düşünceye kapıldım açıkçası. Onun da 100 bin olduğunu çok zannetmiyorum. Yani şöyle, karşı taraftan, şimdi Yunanistan tarafından bildirilen en son rakamlar 75 kişinin geçtiği. Önce 66'ydı, sonra 75 kişinin sınırı geçmeye çalışıp geçebildiği ve sonrasında gözaltına alındığı. 13 bine yakın insanın da geçmeye çalışıp durdurulduğu yönünde. Bu Yunanistan'dan ve Birleşmiş Milletler'in de sonradan verdiği rakam. Burada da yanılsamalar elbette olabilir. Ama yine de hem tampon bölgede günlerdir bekleyen insanları videolardan da izledik. Giden sizin gibi arkadaşlarımızın yayınlarından da izlediğimiz drone görüntülerini de en sonunda izledik. Bugün onları da gördüm ben. Kitle 100 bin civarında bir kitle değil. Tabii ki bunlar tek bir bölgede değiller. Bütün bir Edirne yayılmış sınırına durumdalar. Yayılmış durumdalar. Pazarkule'den Meriç Nehri'nin nehir boyuncaki köylere doğru zaten yayılmış durumdalar. O sebeple de böyle bir toplu sayıya dair ulaşmak mümkün değil diyorsunuz. Mümkün değil. Yani böyle bir şey vermek de mümkün değil. Ama yaşanan ne şu an? İnsanlara kapıyı, biz kapılarımızı açtık, buyurun gidebilirsiniz demekle, zaten bu işin en başından itibaren mümkün olunmayacağını biliyorduk tabii ki. Evet. Yani sınır dediğimiz, Türkiye sınırını siz burada açsanız bile, kara sınırında, tampon bölgenin arkasında Yunan sınırı var zaten. Ve Yunan sınırı daha da fazla kolluk kuvvetlerini arttırarak çok sert, şimdiye kadar yaptığının 10 katı kadar da sert bir şekilde zaten müdahale etti ve o insanlar o iki sınır kapısı arasında tampon bölgede sıkışmış halde günlerdir aç susuz bekliyorlar. Üzerlerine gaz bombaları atılıyor, göz yaşartıcı bombalar atılıyor, ölüyorlar. Bir kişiyi de kaybettik, bir genci de kaybettik. Ve günlerdir orada bir yaşam mücadelesine canlı canlı biz tanıklık ediyoruz. Evet. Yani bunu bu kadar canlı izlemek de bir, hepimiz için de bir utanç. Hiçbir şey yapamadan, tabii, oturduğumuz yerde bunu böyle izlemeye mahkum olmak da bir utanç. Ve ben bu meselenin iyi bir turnusol, buna da geliriz, iyi bir turnusol kağıdı olduğunu da düşünüyorum. Hem Türkiye'de göç çalışan akademisyenler açısından, hem STK'lar, yıllardır göç üzerine çalışan STK'lar açısından da, uluslararası kuruluşlar açısından da, hepimizin AB kısmına zaten geliriz. Yani AB'nin evet. Orası zaten AB'nin maalesef. Testi çoktan verildi ve geçemedi zaten. Hani evet. Ben artık bunun
şunu da biraz sıkıntılı buluyorum. Yani nerede insan hakları, Avrupa kültürü, Avrupa'nın medeniyeti nerede? Bu zaten yoktu. Yani epey bir süredir yoktu. Biz sadece varmış gibi hareket ediyorduk. Ama öyle bir iddia da var orada. Yani iddia elbette ki olacak ama real politikte zaten bizim şu an perşembeden beri yaşanan süreç çok da istisnai bir hal değil. Evet. Buna da değiniriz. Yani bu tamam. Şimdiye kadar 5 yıldır olan, yani 2016'dan beri Ege Denizi üzerindeyim ben. Bizim şu an izlediğimiz videolar oranın yönetiminin bir rutini de aynı zamanda. Buna geleceğiz. Ama tam da bu noktada Nalin Öztekin'e dönmek istiyorum. Çünkü Sibel Hanım zaten çok önemli şeylere değindi. Bir kere kim bu mülteciler, kim bu sığınmacılar, kimler gitti? O konuda bile akıl karışıklığı var ve evet. Nasıl koşullardalar onu da sizden dinleyelim. Evet. Şimdi öncelikle biz nerelerdeydik ve nerelerde tabii. Gözlem yapma fırsatımız oldu. Biraz onu netleştirelim. Pazar Kule'den başladık ve İpsala'ya doğru bir uzandık. İpsala'dan döndük. Aynı zamanda Meriç Nehri kıyısı boyunca 7 ayrı köy var ve bu 7 ayrı köyden de geçiş yapmaya çalışan ama geçemeyen, orada da işte derme çatma çadırlar altında oturup bir yardım eli bekleyen mülteciler var. Bu köylerden özellikle Doyran ve Elçili adında 2 ayrı köye gittik ki hemen 500 metre mesafede Yunanistan var. Zaten bu kadar yakın bir mesafede gözlem yaptık aynı zamanda. Şimdi Pazar Kule'de kimler vardı, gittiğimizde kimi gördük? Orada bir kere evet ben de çok 100 bin rakamına katılanlardan değilim. Bizim gözlemimiz de yüz binlerce falan değildi yani orada. Bir binler deme durumumuz var ama o yüz binlere varmıyor yani kesinlikle. Peki kimler vardı? Herkes bir Suriyeli mantığı güdüyor maalesef toplumda ama en az, hatta neredeyse parmakla sayılabilir düzeyde Suriyeli vardı diyebilirim. Gerçekten sayıları çok azdı. Suriyeliler çok fazla yoktu. Herkes İstanbul'daki sığınmacıların gittiğini zannediyordu. En az gelenler yine İstanbul'dakilerdi. Kim vardı? Peki Filistinliler vardı, İranlılar vardı, Afganistanlılar en fazlaydı. Diyebilirim ki %70 oranında Afganistanlılar vardı. Bangladeş'ten gelenler vardı, Somali'den gelenler vardı. Yani çok karma bir topluluktan bahsediyoruz ve dediğim gibi en az İstanbul'dan gelenlerdi. Birçoğuyla konuştuğum zaman nereden geldiniz diye sorduğumda Konya diyen var, Nevşehir diyen var, Antep diyen var, Urfa diyen var. Yani bu haber o kadar hızlı yayılmış ki hani biz sizi gönderiyoruz mu yoksa kapıları mı açtık cümlesi arasında ciddi bir şey var, yakınlık var yani onlar için. Ve kime, size kim bunu söyledi, kim bu haberi verdi dediğimde işte biri söylemiş ve Fısıltı Gazetesi o kadar hızlı yayılmış ki kendi aralarında bir elden yayılmış ama bu haber çok kendi kendine çıkmamış bir şey. Evet. Ve onlara Yunanistan'ın da sınırı açtığı söylenmiş. Hani kim söyledi, nasıl oldu onu bilemiyoruz şu an için. Ama karşılıklı sınırların açıldığını düşünerek bir umut. Çocuklara okulları bıraktırılmış. O buldukları zar zor işlerini bırakmışlar. O zar zor buldukları evlerini bırakmışlar ve ellerinde ne varsa satıp gelmişler. Ve ben burada ölürüm de geri dönmem diyenleri ben orada gördüm. Yani Türkiye'ye geri dönmem, bu tampon bölgede kalırım. Peki dedim Yunanistan kapıları açmadığında ne yapmayı düşünüyorsunuz? Yani açmayacak, günlerce buradasınız ve hiçbir insani yardım malzemesi yoktu. Ben de katılıyorum hani sivil toplum kuruluşları bu dönemde turnusol kağıdı. Bence de bir sınav verdiler, geçip geçmedikleri çok tartışmalı. Ne yapacaksınız? Dönmek istemiyorlar. Neden dönmek istemiyorlar? Neden dönmek istemiyorsun sorusunu biz orada çocuklara da sorduk, yaşlılara da sorduk, genç erkeklere de sorduk. Herkes şunu söylüyor ortak olarak. Benim ülkemde 30 yıldır, 50 yıldır savaş var, yoksulluk var ve bunlar çözülen şeyler değil. Ve ben neden ülkeme geri döneyim? Peki Türkiye'ye? Neden dönmek istemiyorsun? Neden Yunanistan'a veya Avrupa'ya geçmek istiyorsun diye sorduğumuzda Türkiye'de de maruz kaldıkları iki temel konu başlığı var. Çok ciddi. Birincisi ırkçılık. Kesinlikle bundan artık yılmış durumdalar. İkincisi de ekonomik sebepler. Yani burada iş bulamıyorlar. Hatta haberlerimize yansıdı işte küçük yaşlık çocuklarla konuştuğumuzda hani küçük bir çocuk şunu söyler normalde işte bir hayalim var şunu yapmak için Avrupa'ya gitmek istiyorum. Hayır hepsi şunu söylüyor 8-9 yaşındaki çocuklar babam iş bulamadığı için amcam iş bulamadığı için abime işte gittiği çalıştığı yerde parasını vermedikleri için ben buradan gitmek istiyorum diyorlar. Yani ekonomik sebepler de yine çok ağır basıyor çünkü ucuz işçi politikası da yine burada devreye girmiş durumda. Türkiye'nin bütün kentlerinde artık hepimiz bunu gözlemleyebiliyoruz.
biliyoruz. Ve ırkçılık meselesinde de aynı şekilde dönmek istememelerinin, Türkiye'de yaşamak istememelerinin ciddi bir sebep olduğunu söyleyebiliriz. Hakeza daha onlar oradayken bile işte Maraş'ta, Antep'te ve farklı yerlerde Samsun'da yaşanan ırkçı saldırılar onları oradayken bile çok tedirgin ediyordu ve dönüp bize soruyorlardı. Biz geri dönersek bize saldıracaklar mı diye. Şimdi buna cevap bile veremiyorsunuz. Çünkü bunun gerçekten bir garantisi yok ki hani biz orada gazeteciyiz ama ve gerçekten hani tanıklık ettiğimiz şeyler hiç kolay şeyler de değil bir taraftan. Bütün bu ortamın içinde yaşam koşullarına bakıyorsunuz. Hani bu insanlar neden bu açlığı, susuzluğu, sefaleti yeğliyorlar Türkiye'ye dönmektense diye bir soru geliyor aklınıza. Ve ırkçılık ve ekonomik sebepler, aç kalmak, hakkını alamamak o kadar ciddi ağır basıyor ki onların hayatında artık. Hani ben burada diyor bu toprağın üstünde yatarım, Yunanistan'ın kapıyı açmasını beklerim, yine de dönmem. Ya bu çok ciddi bir şey. Bunu hangimiz söyleyebilir? Bence hepimiz açısından da sorgulanması gereken bir şey. Evet yani hani çünkü bu toplumda şunu gördük işte maaş verildi, bunlara para verildi, yok vergi alınmıyor onlardan. Ya bu sesler yükseldi ve en sonunda geldiğimiz noktada evlerine, dükkanlarına saldırılar oldu. Ve bu insanlar bizim gördüğümüz manzarayı ben şöyle tarifliyorum aslında. Pazar Kule'de açık bir arazi düşünün. Burası bir sınır bölgesi ve tampon alan. Burada hiçbir çadır yok. Yağmur yağdı ve bu insanlar o yağmur yağdıktan sonra ıslak toprağın üstünde yemek yiyorlar. Yemek yedikleri yerde bebeklerinin bezlerini değiştiriyorlar. Aynı yerde bez bulabilirlerse tabii. Bez bulabilirlerse tabii ki yani şunu söyleyeyim hatta bunu her fırsatta söylüyorum. Yani orada neye tanıklık ettin Nalin dediklerinde tarlalardan buldukları lahanalarla beslenmeye çalışan ve bebek bezi bulamadığı için kendi eşarbını ikiye bölüp bebeğine bez yapan annelerin içindeydik biz. Ve gerçekten bu insanların bu kadar sahipsiz, bu kadar çaresiz olduğu bir ortamda biz orada maalesef hiçbir resmi yardım kuruluşunu göremedik. Gıda yardımı yoktu bu insanlara, hiçbir şekilde yapılmadı. İçme suyu yoktu, yağmur suyunu içen insanlardı bunlar. Yani o sınır kapısının önünde bütün bunları çekerim ama yine de Türkiye'ye dönmem, dönmek istemiyorum. Aynı şeyleri yeniden yaşamak istemiyorum diyen insanlardı şimdi. Böyle bir durum var. Böyle bir durumun yanı sıra orada insanlara evet kapılar açıldı denildi ama o insanlar oraya geldiklerinde kapı falan açık değildi. Onlara şu söylendi hem de resmi yetkililer tarafından söylendi. Dağ yolundan, patika yolundan, orman yolundan geçebiliyorsanız geçin. Geçemeyen de gitsin Meriç'ten geçsin. Şimdi bayağı git Meriç'te boğul demek gibi bir şey bu yani. Evet maalesef. Hiçbir güvenliği yok. Tabii sınırdan geçmek aklında çünkü karşı taraftan da bir şey var yani polisin gaz evet. kullanımı vesairesi var. Yaralananlar var, ölen var. Evet yani İpsala sınır kapısına hakeza yine Yunanistan tarafından açılan ateş sonucu bir kişi hayatını da kaybetti. Ve Yunanistan buna bir yalanlama getirdi ama o kişinin cenazesi de Enes Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Evet. Yani şimdi böyle de bir gerçeklik var. Peki bu ortamda ne yapıyorlardı, nasıl yaşıyorlardı, o günler, o geceler nasıl geçiyordu? Tamamen derme çatma işte buldukları çalılara bir iki tane çöp poşeti takarak o çöp poşetlerinin altında biraz rüzgarı kesecek noktalar yaratıyorlardı. Ateşler yakıyorlardı ve o ateşlerin başında çoluk çocuk hepsi ısınmıyor. Tabii hastalık, hastalık falan. Hijyenik bir ortam zaten kesinlikle değil. Yani şöyle söylemek gerekiyor, orada bir tuvalet ihtiyacı var en temel olan şeylerden birisi ve insanlar bu ihtiyacı giderdikleri yerde oturup yemek yemek zorunda kalıyorlardı. Çünkü orası açık arazi ve kesinlikle böyle bir hiçbir insani yardım oraya kurulmadı. Bu insanların beslenmesine, ısınmasına, barınmasına yönelik hiçbir şey yoktu. Ve maruz kaldıkları şey, Yunanistan tarafından maruz kaldıkları şey de aslında gaz bombalı müdahaleydi ve bu gaz bombalı müdahale sebebiyle gözümüzün önünde bir bebek zehirlendi. Ve o bebeğin oraya yani biz oradaki gazeteciler 112 arayarak oraya sağlık ekibi çağırdık. Hani bu kadar sahipsizler, bu kadar ne olduğundan aslında kimsenin umurunda olmadığı bir ortamdan bahsediyoruz. Hakikaten ben daha önce farklı göç yollarını da izledim, haber takibi yaptım ama ben bu kadar sahipsiz bir topluluğu daha önce görmedim, onu belirteyim yani. Ve orada kaldıkları koşullara baktığımızda
dediğim gibi yani yağmur suyunu içerek veya tarlalardan buldukları yemekleri yiyerek hani bir şekilde artık hayata devam etmeye çalışıyorlardı. Ve çok fazla hasta çocuk vardı. Yüksek ateş belirtisi gösteren çok fazla çocuk vardı. 8 aylık, 6 aylık hamile kadınlar oradaydı. Yine konuştuğumuz çocuklardan birisi 12 yaşında ve yaklaşık 21 gün önce açık kalp ameliyatı olmuş ve orada gaz bombalarının altında Yunanistan'ın kapıyı açmasını bekliyor. Çünkü ona böyle bir umut verilmiş. Evet. Ve bunun gibi binlerce insan. Çok çok çarpıcı bu söyledikleriniz, aktardıklarınız. Ne kadar anlatılsa hakikaten sizin de söylediğiniz gibi yani bu dramı izliyor olmak, birebir Nalin gibi birebir oradan haber geçmek zaten bambaşka bir şey. Ama toplum olarak da ilgileniyorsanız tabii bir de öyle bir şey var yani bir toplumun bir kesiminde de bütün bu siyasi ortamın da körüklediği bana ne yaparlarsa yapsınlar gibi bir şey de var. Yani Sibel Kaya'dan nasıl bir süreç bu? Yani şimdi mesela çoğunun yani bir de Suriye politikası kapsamında gittiler gönderiliyorlar diye zannediyor insanlar. Çoğu işte Afgan, Bangladeş, Somali bunlar zaten sizin de takip ettiğiniz gibi yani bir göç şeyi var. Türkiye'de ama şimdi bu şey çıkınca hepsini olmasa bile bir kısmını oralara yığılmış halde ve en zor koşullarda görüyoruz. O zaman yani bu nereye varacak? Nasıl bir çark işliyor? Belki oradan devam edebiliriz. Ben şahsi olarak bunun çok fazla sürdürülebileceğini düşünmüyorum. Hükümetin de böyle bir niyeti olduğunu da düşünmüyorum. Her ne kadar tam aksi yönde bir algı şu an yaratılmaya çalışsa da yani 1 milyona varacak gibi bunun daha çok diplomatik amaçlarla yapılmış söylenmiş sözler olduğunu düşünüyorum. Ki keza yani biraz önce muhalif medyada da yaratılan yanlış algıya dair de söylemek istediğim şeyler kapsamında biz meseleyi elbette ki vehameti ortada olağan dışılığı ortada sizin yıllardır korumaya çalıştığınız sınırlarınızı hem devletin kendi sınır güvenliği bakımından hem Avrupa Birliği ile yaptığınız anlaşma gereği yıllardır sınırlarınızı korumaya çalışırken bir anda bunu açıyoruz kararı kendi başlı başına zaten olağan dışılığı olan bir mesele ama real politikte baktığımızda hem geçiş sayılarına hem kara sınırında Meriç Nehri'nde ve keza Ege Denizi'nde biz o kadar da olağan dışı bir süreç şu an yaşamıyoruz aslında. Yani aslında bütün bunlar bizim haberimiz olmadan ve belki bu kadar kitlesel olarak tabii olmuyor. Böyle bir icazet verilmiyor ama bunlar zaten oluyor diyorsunuz bu geçişler. Evet bu geçişler zaten oluyor. Biz bir önceki programda da konuşmuştuk. 2020'nin ilk 3 haftasında 26 kişi öldü zaten Ege Denizi'nde. 6 tanesi de kayıp. Cesetleri yok. Yani o yüzden bu ölümler biz şu an meseleyi elbette ki bu son 4 günde olan meseleyi konuşacağız. Bunun kendi özelliğini konuşacağız ama bunu sadece bu 4 güne özgü gibi anlatırsak yanlış da bir analiz yapmış oluruz diye düşünüyorum. Yani sanki bu durum aşıldığında tırnak içinde normale dönüldüğünde her şey güllük gülistanlık olacakmış gibi sınırda hiçbir problem yaşanmıyormuş gibi de düşünemeyiz. Ege Denizi'nin yani biraz Nalin Hanım zaten Edirne'de yaşananları söyledi. Ben bir kısımda Ege Denizi'nde neler oluyor ona dair biraz bilgi vereyim ve daha da iyi bildiğim alan olduğu için. Ege Denizi'nde rutin bir kontrol. Zaten bizim işte dün sosyal medyaya düşen Yunan sahil güvenliğinin geri itme, çubukla mülteci botuna müdahale etmeye çalışma, ateş etme ve speed manevra yaparak, hız manevrası yaparak, dalga yaratarak, alabora yaratıp botu batırma hamlesi Ege Denizi'nin bir rutini. Bu 4 yıldır zaten Ege Denizi'nde olan bir şey. Bunu orada arama kurtarmada görevli herkes de bilir. Orada Midilli'de yaşamış olan arama kurtarmada görevli olmuş olan herkes de bu videonun yüzlercesi vardır. Ben de dahil. Yani o yüzden şöyle bahsedelim tam olarak insanların da kafasında Ege Denizi'nde nasıl bir rutin işliyor ya dair. Ege Denizi Midilli'nin
Doğu yakasıyla Türkiye arası. Mültecileri ilgilendiren kısım o kısım. O kısım. En yakın olan kısım. En yakın kısım için. Ve geçişlerin en yoğun olduğu kısım o kısım. Şimdi bu iki devlet arasındaki deniz sınırı 6 milden aşağı olduğu için zaten uluslararası sular dediğimiz bir bölge burada yok. Uluslararası sular ne demek? Uluslararası sular Akdeniz'de olduğu gibi bölgenin içerisine balıkçısından sivil toplum kuruluşuna kadar herkesin kurtarmakla da görevli olduğu, bizatihi hakkı olduğu ve sorumlu da olduğu alana girip sizin oradan mülteci botunu kurtarmanız demek. Şimdi Ege Denizi'nde biz böyle bir uygulama kullanmıyoruz. İki devlet, iki egemen 6 mil ortadan ikiye bölerek orta hat sınırı uygulayıp 3 mil 3 mil olarak paylaşıyorlar ve mülteci botu Türkiye'den geçmeye kıyılardan harekete başladığı andan itibaren Türkiye tarafının sorumluluğu, Türk Sahil Güvenliği'nin sorumluluğu onu durdurmak. Durdurmak nasıl gerçekleşiyor? O hayali sınırı, orta hat sınırını geçene kadar Türkiye sorumluluğunda. Ve şimdiye kadar, yani Perşembe akşamına kadar olan şey şuydu. Türkiye Sahil Güvenliği onları durdurabilmek amacıyla çeşitli zaten yöntemler kullanıyor. Yine manevra yaparak, yine bota atlayarak. Çünkü genelde bottaki insanlar durmuyorlar. Yani arkadan anons yaptığınız halde durmuyorlar. Ve mülteci botu dediğimiz şey uluslararası hukukta da devletler nezdinde de hem hayati tehlikesi olan insanlar ama eş zamanlı olarak da sınırı düzensiz geçtiği için de devlet nezdinde yasa dışı suç işlemiş olan evet. insanlar. Bu ikisi birlikte yürüyor zaten evet. denizde. Evet. Yani o insanı hem kurtarıyorsunuz ama bir yandan da o insan sınırı geçtiği için de suçlu. Ve durdurduğunuz çeşitli yöntemlerle durdurup bot battığında kurtarıyorsunuz ve onu tekrar Türkiye sınırına, limanlarına geri getiriyorsunuz. Bot eğer o hayali sınırı geçerse karşı tarafa, Yunanistan tarafına geçerse ki geçmemesi için hayali sınırın etrafında bu Ege Denizi'nin bir rutini, Frontex botları da Yunan sahil güvenliği de o hayali sınırın özellikle etrafında devriye botları halinde gezerler ki bir mülteci botu yanaşırsa onu Türkiye'ye doğru ittirelim. Bu dün izlediğimiz videodaki gibi. Anladım. O orta hattan itmeye çalışırlar. Geçmişse de eğer hali hazırda o zaman artık almak zorunda. Alıp kendi botlarına Yunanistan'daki Midilli'deki limana getirmek zorunda. Yani bizim şu an dünden beri kıyamet kopan Yunan askeri nasıl bota bu şekilde davranır diye dediğimiz şey aslında bir rutin. Biz bu süreci atlatsak da yani sınırlar tekrar eskiye dönüp Perşembeden önceki gibi kapatılsa da mültecilere biz bu sahneleri sadece biz tanık olmayacağız ama sahada olan insanlar görmeye devam edecek. Bu ölümler yaşanmaya devam edecek tıpkı 4 yıldır olduğu gibi. Yani o nedenle de meseleyi sadece Perşembe gününden itibaren yaşanan bir krizmiş gibi göstermekte sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Yani haklılıkla birlikte bir evet. sıkıntı da görüyorum burada. Ve burada olağanüstü olan tabii buna en üst makamlardan izin verilmiş olması ve teşvik edilmesi daha doğrusu. Evet. Yani buna dair yok yani normalde sorsanız hani biz çok yüce gönüllü bir ülkeyiz. İşte mülteciler de işte kaçmaya çalışıyor ama elimizden geleni yapıyoruz falan gibi en azından olması gereken bir şey çiziyor. Burada olağanüstü olan kısmı o ama dediğiniz gibi şey bu. bu konu yıllardır devam eden bir mesele. Şu an Perşembeden beri olmayan bu anlattığım prosedürün dışında olan şey ki şu an zaten Perşembeden beri ulaşan kişi sayısı deniz yoluyla Midilli'ye ulaşan 1200. Yani baktığımızda zaten ortalama 2019 yılı onu da konuşmuştuk. 2019 evet. yılı zaten rekordu. Yani bu 1200 kişi pardon sözünüzü kesiyorum buna rağmen yani bu döneme has bir yükselişe de işaret ediyor mu? Evet bunlar hep rutin olarak oluyor zaten diyorsunuz ama bu şeyle birlikte herhalde bir yükselme tabii. de söz konusu. Tabii. Yani ortalama 6-7 botken bütün adalara yani Sakız, Kos, Samos hepsi dahil bütün adalara günlük ortalama 6-7 bot geliyordu 2019 yılı boyunca. Şu an o 13-16 arasına çıkmış durumda son 4 günde. Özellikle pazardan itibaren çünkü Ege Denizi'ne geçişler başladı. Karadan geçilemeyeceğini yavaş yavaş anladıktan sonra bir kısım Meriç Nehri'ne doğru gitti ki Meriç'ten de geçenler dövülüp, soyulup, paraları alınıp bir de evet, geri gönderildiler Yunan askeri tarafından. Ondan sonra denize doğru yavaş yavaş pazardan itibaren geçişler arttı. Ama bu yine de şu an 2015'teki yaşadığımız gibi 1 milyona varacak düzeyde bir geçiş değil. Yani bunun böyle algılanmasının
da da sıkıntı olur ve bilerek de yapıldığını yapılıyor. Bilerek öyle bilerek yapılıyor. Bilerek de yapıldığını düşünüyorum. Evet. Yani bu iki tarafı da çünkü galeyana getirdi. Yani hem Türkiye'deki Türkiye vatandaşları da olağan zaten bu sıkıntıları biliyorduk. Yani mülteci karşıtlığı üzerine kurulmuş bir siyasetin tohumları zaten ekilmişti yavaş yavaş. Bu en yüksek noktaya doğru ulaştı ki bence daha da artacak ve bu tehlikenin tam olarak da ortasında olduğumuz kısım da bu. Yani dünyanın her yerinde şu an bütün sağ hükümetlerin mülteci karşıtlığı üzerinden birlik yapmış dayanışma içerisinde bu vatansız, yersiz, yurtsuz insanlara karşı savaş açtığı bir dünya yaşıyoruz şu an. Burada Avrupa ülkeleri de böyle, Türkiye de böyle, Amerika da böyle. Bütün devletler birlik oldular ve mülteci karşıtlığı üzerinden bir siyaset geliştiriyorlar ve sanki bütün yaşanan ekonomik krizlerin, bütün dünyanın kapitalist tarihin ulaştığı krizin sebebi mültecilermiş tabii, gibi. Ya da sosyal sorunların sebebi, işte suç oranlarının sorunları onlarmış gibi bir düşmanlık yaratıyor ve bunun üzerinden yükselen bir politika. Bunu geçen sefer de bir ay önceki programda da söylemiştiniz ama çok açabilme fırsatı da olmamıştı. Yani bu 21. yüzyılın en önemli meselesi olarak okuyorum ben mülteci meselesini. Yani birincisi zaten sadece savaştan kaçma sebebiyle değil, ekonomik krizle, artacak olan ekonomik krizle bütün dünyada, salgın hastalıklarla, doğal felaketlerle, iklim kriziyle 21. yüzyıl göç yüzyılı olacak. Bunun tavan yaptığı ve hiç fark etmeden hepimizin de kendimizi mülteci pozisyonunda bulabileceği bir yüzyıla doğru adım atıyoruz. Bunun farkında olmamız gerekli ve buna dair politikalar ve bir siyaset ve bir dayanışma ortamı kurmamız da gerekli. Şimdiden kurmak lazım ki belki daha sonra çok daha geç olacak. Zor bir zamanda denk geldiğinde evet hakikaten hareket etmek de çok zor olacak. Belki bazıları o insanların ne yaşadığını daha iyi anlayacak. Nalin Öztekin, sizin yani demin şeyden sınırdan bu Meriç'ten botlarla da geçmeye, yani orada da bir de şöyle bir şey var tabii, o kadar ahlaksızca bir çark da dönüyor ki anlayabildiğimiz kadarıyla. Aynen. Sibel Karadağ bahsetti yayının başında, zaten şimdi insan kaçakçılığı, aslında yani insan kaçakçılığı suç, açık açık hepsinin böyle kameralara konuşabildiği, ben 6 yıl 7 yıl yattım çıktım falan dedi ve hani o bizim için gün doğdu havasında bu insanları, yani dünyanın en doğal şeymiş gibi, yani ekmek kapısı işte böyle parayı kazanıyoruz gibi, ama bir yandan da tabii bu insanlar hem oradan hem buradan yani soyup soğana çeviriyorlar. Aynen öyle. Yani şöyle bir durum var. Geçmeye çalıştıklarında evet artık resmi olarak geçemeyeceklerini anladıklarında denizden veya nehirden geçişler için ilk başvurdukları yol insan kaçakçılarına bir şekilde ulaşmak. Peki nasıl ulaşıyorlar? Aslında burası ilginç bir soru işareti. Tabii. Çünkü orada o insan kaçakçılarının o işi yaptığını onlar bilmiyorlar. Çünkü oraya ilk defa gelmişler. İnsan kaçakçıları onlara ulaşıyor o zaman. Onlar ulaşıyor ve belli aracılar kullanılıyor burada. O aracıların da komisyon aldığına tanıklık ettik o arada ve arada aslında bir ticari faaliyet yürütülüyor kendilerince. Oraya gittiler, oradan sonra Yunanistan'a vardılar ve onlara şu söyleniyor: beni görmedin, beni tanımadın, benimle ilgili hiçbir şey bilmiyorsun, ben seni geçirmedim. Kendi başına Yunan polisine, Yunan asayişine, artık yakalanmadan ne yaparsan. Peki yakalanmaması mümkün mü? Aslında şöyle bir gerçeklik de var. Yunan asayişine yakalanmadı diyelim ki, ama karadan gittiğinde bazı sağcı Yunan grupları yine o ormanların içinde, yani resmi kıyafetleri olmasa bile ellerinde sopalarla bekliyorlar ve onların da darp ettiği, yeniden gönderdiği, hatta yeniden git Meriç'e yüz ve karşıya geç dedikleri insanlar da var. Sadece Yunan asayişi değil aslında. Yunan asayişinin orada havaya ateş açtığını gördük. İşte oraya gitmeye çalışan ve geri gönderilenlerin parasına, eşyasına, çantasına, yanında ne varsa, hatta bazılarının kıyafetlerine dahi el konulup geri gönderildiğine de tanıklık ettik. Ama bir de o kara suları içerisinde, orada karada aynı zamanda bazı sadece Yunan grupların hani buradan gidin diye ellerinde sopalarla onları geri gönderme durumu da var. Ve bütün bunların içinde
oraya geldiklerinde zaten yanlarında hepsinin birçoğun çok az paraları var. Yani işte karşıya geçtiğinde belki bir miktar bir yemek alabilecek parası var. Ama işte bizim toplumumuzun bence birazcık daha böyle açığa çıktığı durumlar böyle zamanlarda oluyor. Şimdi orası bir anda insani yardım kuruluşları gelmediği için seyyar satıcıların alanına dönüştü. Ve seyyar satıcıların alanına dönüşen bu ortamda biz maalesef bir kez daha insanlığımızdan utanmak zorunda kaldık. Yani oradaki sığınmacılara, hani iki gündür, üç gündür hiçbir şey yememiş insanlara bir simiti 5 liradan satan, İstanbul'a taksiyle geri dönüşleri 1500 liradan fiyat veren insanlar var. Ve bunlarla biz aynı toplumda yaşıyoruz. Giderken bedava, dönerken paralı, öyle mi? Aynen öyle. Dönmek istediğinizde 1500 lirayı gözden çıkarmanız gerekiyor. Taksiler falan orada bekliyor mu peki? Bütün sarı ticari taksiler orada bekliyorlar. Havalimanında şey aynen bekleyenler öyle. Gibi. Aynen öyle. Atatürk Havalimanı'ndaki patlama gibi bir durum var. Hatta orada kendi aralarında öyle bir ticari sistem oluşturmuşlar ki yani işte 5 kişi toplananlar benle gelsin, 10 kişi toplananlar senle gitsin diye kendi aralarında paylaşıyorlar o insanları ve onlara da şunu söylüyorlar. İşte jandarma görürse ben karışmam, beni tanımıyorsunuz. Ve biz bunlara tanıklık ettik. Özel halk otobüsü şoförlerine ulaşıyorlar geri dönmek isteyenler. Çünkü gidebilecekleri bir yer yok. Bunu oraya geldikten sonra fark ettiler. Çünkü bu insanlar oraya bilinçli bir şekilde yönlendirildiler. Gerçekten gideceklerini zannederek. Zannettiler. Evet ve gidemeyeceklerini anladıktan sonra çünkü oraya geldiğinde 3 aylık bebeği olan da var. Oraya geldiğinde 8 aylık hamile olan da var. Oraya geldiğinde kronik hastalığı olan da var. Ve gidemeyeceğini anladığı anda geriye dönmek için cebindeki bütün parayı gözden çıkarıyor. Özel halk otobüsü şoförlerine ulaşıyorlar. Özel halk otobüsü şoförleri oraya o otobüsleri alıp geliyor. 80, 90, 100 lira gibi artık kimden ne koparabildilerse o para karşılığında onları Esenler Otogarı'na getiriyor. Esenler Otogarı'ndan sonra kalmak isteyenler İstanbul'a ama büyük çoğunluğunun kalmak istemediğini biz bu özel halk otobüsü şoförleriyle de röportaj yaparak öğrendik. Genelde Antep, Kilis, işte Nevşehir gibi illere dağılıyorlar. Ve bütün bu sorun, bütün bu somut anlattığımız şeyler, yani ben oradan çıkarken sadece şunu düşünüyordum. Biz bu çocuklara, burayı yaşayan çocuklara ne anlatacağız? Çünkü onlar şu anda çocuklar ve şu anda verebildikleri tepki aslında bağırabilmek. Ama yarın öbür gün 25 ve 30'lu yaşlara geldiklerinde tepkilerini daha farklı şekillerde gösterebildiklerinde biz bu insanlara ne anlatacağız? Ve bu durum nasıl bir dengeye oturtulacak? Yani bütün dünya devletlerinin gerçekten eli kanlı yani bu mülteci ve sığınmacı meselesinde. Evet. Ve hem Avrupa Birliği'ne mikrofonu uzattığımız herkes hem Avrupa Birliği'ne hem Türkiye'ye çağrı yapıyordu. Evet. Böyle bir durum. Son birkaç dakikamız kaldı. Sibel Karadağ, sizin de özellikle üstüne durmak istediğiniz bir şey var mı? Bir şey de sormak istiyorum. Hani Yunan polisi, Yunan şeyi diyoruz ama bu AB'nin ortak şeyi değil mi? Sınırdaki devriye de mesela öyle bir şey mi var? Yanlış mı biliyorum? Orada o. Deniz üzerinde mi özellikle? Sınırında sadece kara Yunan kollu kuvveti var şu an. Evet. Dün itibariyle 4. Kolordu açıklama yaptı ve ekstra direkt savaş ekibi. Gerçek kurşun kullanacaklarını da evet. söylediler. Evet, yani direkt kendi savaş askerlerinin de sınır kapısına, kara sınırına gideceklerini açıkladılar. Deniz sınırındaysa birlikte bir işbirliği var. İş bölümü yapıyorlar. AB sınır kuvveti dediğimiz Frontex ekipleriyle Frontex ekipleriyle Yunan sahili güvenliği nöbetleşe halde devriyede geziyorlar. Yani o yüzden Yunanistan tarafında denizde her iki devriyeyi de eş zamanlı olarak görebiliyorsunuz ve birbirleriyle haberdarlar. Çünkü her bir Frontex botunda aynı zamanda bir tane de Yunan sahil güvenliği görevlisi var. Temsilci olarak Frontex botlarının üzerinde bulunuyor. Yani son olarak tabii çok söyleyecek şey var ama şununla bitirmek istiyorum herhalde. Türkiye'de de benzer biraz önce söylediğim şeye benzer bir şey söyleyeceğim. Bu olay bize önce Türkiye'den bahsedeyim. Türkiye'de hepimizin bütün siyasi parti tabanlarına yayılmış derecede CHP'sinden AKP'sine, İYİ Partisi'nden MHP'sine, HDP'sine kadar bütün parti tabanlarına yayılmış bir mülteci karşıtlığını bir kere daha çok sert bir biçimde gözlerimizin önüne serdi. Bunun önümüzdeki bütün politik süreçte çok tehlikeli sonuçlara gebe olduğunu, çok tehlikeli bir siyasi dilin ve eylemin
tohumlarının atıldığını görüyorum ve bundan da çok müthiş bir endişe de duyuyorum. Ve buna dair herkesin kendini daha insan haklarının, demokrasinin, ezilenin, mağdurun yanında gören herkesin, kendini bu şekilde tanımlayan herkesin bir an önce de dayanışmaya dair düşünmesi, kafa yorması ve buna dair bir siyaset belirlemesi gerektiğini de düşünüyorum. Aksi halde önü alınmaz bir mülteci karşıtlığının ve ırkçılığının, bu temelde oturmuş bir ırkçılığın devamı gelebilir, şiddetlenerek gelebilir. Çünkü bütün dünya ülkeleri birbirini şu an eş zamanlı olarak da yükseltiyorlar. Hı. Yani Yunanistan'da da olan şey öyle. Ben 3 yıldır yaşamadığım, hiçbir zaman tanık etmediğim sahneleri izliyorum günlerdir Midilli'de. Midilli'de değil, evet. Mi? Midilli'de, yani ben maalesef orada yaşadım. Ve oradaki arkadaşlarım, yakınlarım, tanıdıklarım tam tersiydi 2015'ten itibaren. Tam tersi mülteci destekçisi ama insanlar. Ama işte var, hala var o insanlar ama farklı gruplarda var. Azınlıktalar. Yani orada da bütün ekonomik krizle, bütün çaresizlikle, güvencesizlikle, işsizlikle birlikte artan ve tabii ki AB'nin de bu meseleyi Yunanistan'a yıkmasıyla, yani AB'nin politikalarını burada elbette ki en başta ona eleştireceğiz. Yani hem Türkiye'ye hem Yunanistan'a bu yükü atmış olduğunu biliyoruz. Evet. Komşularına doğru, hem kendi kıyı ülkelerine, artı kendi komşu ülkelerine doğru bu meseleyi nasıl attığını, bu yükü nasıl paylaşmadığını elbette biliyoruz. Ve bu tabii ki bu ülkelerde de zaten güvencesiz olan, zaten yoksullaşan halkı daha da ırkçılığa doğru tetikliyor. Ve buna dair biz bir an önce bir siyaseten düşünülmesi, kafa yorulması ve bir şeyler yapılması. Hepimiz adına bir şeyler yapmamız lazım. Çok teşekkür ediyorum Sibel Karadağ ve Nalin Öztekin yayına katıldığınız için. Deneyimlerinizi, gördüklerinizi ve bildiklerinizi paylaştığınız için. Evet, söz bizim bu hafta da sona erdi. Haftaya tekrar görüşmek üzere.